Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Ben Mert Çoban. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle arkadaşlar farklı bir videoda da beraberim. Sizlerle birlikte güzel bir doğa ortamına geldim bu hafta. Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir sessiz, sakin, kafa dinlemelik vlog videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ailemle birlikte Kent Ormanı'na piknik yapmaya geldik. Ben de sizlerle de bir video çekeyim. Bir yandan sohbet muhabbet ederiz. Hem de beraber güzel bir videomuz olur diye düşündüm. Babam bizi buraya getirdi, bıraktı. Yanımda yeğenim var, Boran var, annem var. Eşyalarımızı falan indirdik. Kendisi işe gitti tekrardan çalışmak için. Biz de burada o gelene kadar malzemelerimizi, yiyeceğimizi hazırlayacağız. Daha sonrasında o gelince beraber yemeğimizi yiyeceğiz. Bu sırada da hem kendim bir iki bir şey yapacağım. Size de gösteririm, beraber yaparız. Hem de güzel bir yandan sohbetimizi, muhabbetimizi ederiz. İnşallah güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz. Hadi bakalım. Evet, yanımda annem var arkadaşlar. Evet, bu benim annem. Bu da benim oğlum. Anlat bakalım anne. Bugün niçin buradayız? Ne yapacağız bugün, onu anlat. Ne yapacağız bugün? Piknik yapacağız. Mangal yapacağız. Şu anda neredeyiz mesela, onu anlat. Şu anda Kent Ormanı'ndayız. Bu benim oğlum evde. Annem çok komik insandır. Çocuklarım yok yanımda. Kocam çalışacak. Ulan anne. Oh. Boran gel lan. Sen de gözük kameraya. Boran da var yanımızda. Boran da benim yeğenim. Boran bugün LGS'ye girdi. Boran, LGS sınavına girenler için ne dersin? Kolaydı. Bugün baya sayısal zordu. Sözel kolaydı baya. Buradan mesela eğitimde böyle düzelmesini istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğin, şu düzelsin, bu iyi olur dediğin. Yazılı sınavları tekrardan şıklı olsun. Onları istiyor. Şimdi şıklı sınavlar tamamen kalktı mı? Evet. Açık uçlu sorular veriyorlar artık. Okullardaki sınavlar böyle. LGS öyle değil ama zaten. Evet, LGS öyle değil de. Açık uçlu olunca biraz daha zor oluyor. Size hep yazılı sınav soruyorlar mesela. Ama LGS'de şıklı sınav geliyor. Şıklı bir sınava yazılı sorular sorarak hazırlamak aslında mantıksız bence. Öyle değil mi anne? O zaman okullardakiler de ya şıklı olacak bu ya da, kalmayacak, ya da bu da yazılı. Şimdi olacak. İyice değişti. Öbür çocuklar ne bekliyor hiç belli değil. Belki diyordu o LGS falan, onlar da yazılı olur diyordu. Belli olmaz. İyi, Boran hangi takımı istiyorsun? Trabzonspor. Ne düşünüyorsun peki Trabzonspor hakkında? Bir sene şampiyon olacağını eminim. %99. Sen ne düşünüyorsun? Türkiye'deki futbol hakkında ne düşünüyorsun? Mesela atıyorum bir kadın olarak dışarıdan baktığın zaman mesela. Şu anda mesela Türkiye'deki o futbol havasından mesela memnun musun? Neden mesela? Herkes birbirine sataşıyor. Bundan dolayı değil mi en çok? Evet. Küfürler, birbirine hakaretler. Doğru dürüst herkes hazırlansın, çıksın, maçını oynasın. Evet. Kim? Evet. Bu bütün takımlar evet. İçin geçer. Bizim bütün, takımımız aynen, için de geçerdi. Hepsi için. Sıkıldık yani. Bıktık bu. Sürekli o kavga, dövüş ortamında.
ceza. Tartışma ortamında. Sürekli bir şey. Bir de güven ortamı yok. Hakem... Maça gidiyorsun, başına ne geleceği belli değil. Hem öyle, mesela iki tane rakip birbirleriyle karşılaşıyor. İkisi de hakeme güvenmiyor. Biri diyor o senin tarafında, diğeri diyor o senin tarafında. Biraz işte o siyasetin şeyi de vardır. Yani siyasetle işte futbolun da birazcık birbirinden ayrılması lazım ki güven ortamının birazcık daha oluşması için. Onu da geçtim işte mesela. Hadi biz futbolu takip ediyoruz, izliyoruz. Annem mesela gene takip eder ama o kadar izleyen bir insan değil. Dışarıdan bakan birisi olarak. Şu anda bizim Türkiye'deki futbol tamamen kaos üzerine. Bu da çok sağlıksız bir ortam. Herkes birbirine saldırıyor. Herkes birbirine küfür, kıyamet. Twitter'a giriyorum mesela. Maç zamanı iki bir şey bakayım diyorum. Psikolojim bozuluyor. Geri çıkıyor. Bunda tabii en çok etkisi de kulüp başkanlarının açıklamaları falan da oluyor işte. Ortamı onlar da çok geriyor yani. Mafya gibi oldular değil mi hocam? Evet. Ama kim kazanırsa kazansın. Bizim için önemli değil. Önemli olan adaletli olması. İkincisi de yani bir şu kaos ortamının kalkması yani gitmesi. Anne şimdi sana klasik bir soru soracağım, tamam mı? Mesela ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Böyle hep sorarlar ya. Hiç kendimden başka canlı olmayacak. Evet. Ama şimdi yanında 3 tane alacaksın ya, mesela yanında bir canlı alabilirsin. Ha. Ne alabilirim? Kocam alırım. Ekmek alırım, su alırım. Sen şimdi ıssız adaya düştün. Babamı da niye yanına çektin? Onun lan ıssız olmaz o ada bana. Babam belki gelmek istemiyordu. Gelir. Benim gittiğim yere. Dedem bir de merak eder. Mezara gitsem de gelir. Şimdi ekmek alacaksın, su alacaksın, bir de babam mı? ekmek su bitmez mi şimdi? Ekmek yani alacaksın. Acıkmayayım, kurakmam olsun. Mesela atıyorum, mesela sallıyorum, mesela bıçak alırım gibi. Bıçak alırım. Kurakmam olsun, suyum olsun. Avlanırsın falan mesela adada. Dedem sever avlanmayı. Babam olta falan yapıyor. Ben kurakmaya razıyım. Bir de suyum olsun, bir de kocam olsun. Değil mi? Isız olmaz ki o ada. Dedem çok izliyor öyle şeyler. Aslında mantıklı. Dedem şimdi barınak falan yapar. Mesela atıyorum, gece mesela nerede yatacaksınız? Ölüne kadar kalacak değil misin? Gece o zaman nerede kalmak isterdin? Yani nerede kalırdın? Adana kenarında. Yengeçler olur ama. Bir şey olmaz. Bari kesin vardır. Olsun. Babam korur geldi. Babam o yüzden aldın yanına. Tamam, peki şimdi sana bizim oralarla alakalı soru soracağım, tamam mı? Şimdi biz Konya Karapınarlıyız, Yeşilyurtluyuz zaten. Kanaldaki ilk videoda da zaten benim Konya'da çekmiş olduğum videoydu. İzlemeyenler oradan izleyebilir. Benim kendi gözümdeki köy farklı canlanır, senin kendi gözünde bizim köy farklı canlanır. Aynı köy olmasına rağmen. Mesela bizim köy deyince yani özlediğin, sende böyle uyandıran, aklına gelen şey ne oluyor daha çok? Annemin arkadaşları. Öldü, Dudu'cu, Mehri'ci, Elif'ci, anam bir araya gelirlerdi, Acca'cı. Bunların sohbetlerini bir de doğmalar. İlk yani şimdi bizim köy deyince annen aklına geliyor. Tabii. Ondan annemin sonra arkadaşları. Annenin arkadaşları. Onlar beraber oturuyorlarmış, tabii, öyle mi? Tabii. Oduna beraber giderler. Sen o zamanlarda çocuk muydun? Çocuk sayılır. O zaman senin gözündeki mesela o anılar geliyor. 14 yaş falan. Şimdiki aklın olsaydı mesela, dönseydin daha mı farklı şey yapardın? Tabii bilinçli. O zaman korkaktım. Özlüyor mu peki eski köy yaşamını? Ya eskiden daha iyiydi. Komşuluk falan birbirine. Şimdi köyde kimse kalmamış ki. Doğru. 3-5 yaşlı insan var. 3-5 yaşlı insan kalmış. Gençler zaten yok. Tabii ki. Biz şimdi şehir mi gördük? Ben hastaladım da öyle geldim Karapınar'a, doktora ilk geldiğimde. İyi, belki o zaman bir gün gene tekrardan köye gideriz. Köyden de çekim yaparız. Aklımda var çünkü oralardan da güzel şeyler çekmek var. Düğünlerimizde sevgili olurdu. Kışın, karda bile damın başında titreye titreye gelin çıkacak diye beklerdik. O karda şimdi kışın olurdu düğünler. Şimdi yazın oluyor. Yazın bile... İşte yazın o zamanlar herkes çalışıyor diye. Çalışıyor tabii. Hep yoksa ama kış şartlarında da çok zor yani orada düğün yapmak. O karda kışta... Sonuçta karasal iklim, bozkır iklimi. Aynen, soğukta. Ocağın 28'i bizim düğünümüzde kışın oldu. Annemlerin de 28 Ocak'ta evet. Bugün arkadaşlar çeşitli şeyler yiyeceğiz tabii, çeşitli şeyler yapacağız ama yapacağımız şeylerden bir tanesi ise mangalda
kaşarlı mantar yapmayı planlıyoruz. İnşallah onu beraber de yapmaya başladık. Şu şekilde saplarını ayırdık. Bir tabağa hazırladık kendilerini. Şimdi birazdan ben ateş yakacağım. Annem, Boran falan da bana yardım ederler. Bir yandan hem yaparken onları çeker size gösteririm. Canınız çekmesin ama şimdiden kusura bakmayın. Bir yandan da yine sohbetimizi ederiz. Fazla da vakit kaybetmeden gideyim ben yavaştan da ateşimi yakayım. Gene görüşürüz. Evet arkadaşlar, bismillah dedik, ateşimizi yaktık. Ateş önemli. Kozalaklarla ilk önce ateşimizi harlı bir şekilde tutuyoruz. Daha sonrasında üzerine bir miktar kömür ekleyeceğim. Köz olduktan sonra da ateşimiz. Ondan sonra üzerine malzemelerimizi koyacağız tabii. Biliyorsunuz ki oksijenin olmadığı yerlerde ateş hava alamaz. Hava alamayan ateş de söner. O yüzden havalandıracağız ki kozalaklarımız kömürü yaksın. Dönerimin sağına, soluna, sıvıya kullanmıyorum baba. Sıkıştığım zamanlarda sadece ateşi coşturmak için kullanıyorum. Baba, kalbimden arıyorum. Kim izliyorsa alayınıza atıyorum. Baba! Yetiştirdin mi baba işi? Arkadaşlar şimdi mantarları dizdik buraya. Normal eser miktarda koydum. Bunlar birazcık ısındıktan sonra zaten pişmeye yakın, içlerinde birazcık böyle kaynamaya başlarız kendi suyunu saldıktan sonra. En sonunda pişmesine yakın üzerine kaşarlarını ekleyeceğiz içlerine. İçlerindeki şu anda çıkan suyunu görüyorsunuz. Mantar kendi suyunu saldı. Bakın kendi suyuna nasıl pişiyor. Mantarlarımıza kaşarlarımızı koyuyoruz. Sıcaktan kaşarlar zaten dura dura erimiş. Mantarlarımızı pişirdik. Hazır. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler. Evet baba. Beğendin mi mantarları?
şey, kaşarlı mantarı. Çok nefis olmuş. Gidiyorum. Sağ ol, eline sağlık. Teşekkür ederim. Sen anne? Ben de beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen Bora? Çok güzel olmuş. Sanki avını yakalamış bir aslan gibi. Serengeti ormanlarında vahşi kedi. Şimdi arkadaşlar, gündüz anneme sorduğum sorular vardı. Onları izlediniz zaten. Babam işteydi. Babam da şimdi geldi. Yemeğimizi yedik çok şükür. Doyduk elhamdülillah. Şimdi anneme sorduğum tarzda aynı benzer soruları babama da soracağım. Bakalım babamın cevabı ne olacak? Anneme dedim ki ıssız adaya dedim düşsen yanına dedim alacağın dedim 3 şey dedim ne olurdu dedim. Tamam mı? Şimdi sana da soruyorum. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Birincisi hanımım, ikincisi çocuklarım, üçüncüsü de torunlarım. Ama şimdi bak, ıssız bir adaya düşeceksin. Öyle düşün şimdi. Orada sonuçta bir hayatta kalma mücadelesi var. Vardı ki ne bunlar tercih ederim. Bir tanesi tuttu. Annem seni söylemişti. Kocamı dedim alırım. Bir ekmek alırım. Hayatımı sürdürmek için bir de su. Su, seni, ekmek seni kocam dedim. Babamınkinde biz hepimiz ölüyoruz anasını. Hiç. Issız bir adaya düşüyoruz. Biz niye yanınıza çekiyoruz? Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Boran gelmek istemiyor ıssız adaya. Bütün sesi o gitti ha. Yemin ederim bütün sesi o gitti. Valla. Evet. Tam zamanında da çok. Okey misin? Gel Bora, on dumanı bize gelir, gel. Oynama. Anneme de sormuştum baba. Tamam mı? Basın Allah! Basın Bora'ya vuracağım şimdi bak! Köy dedim, denilince dedim mesela. Atıyorum benim gözümde dedim farklı canlanıyor. İşte annemin gözünde o köy farklı anlamlarda canlanır. Mesela sana neyi hatırlatıyor? Yani ilk aklına gelen şey nedir yani, köy deyince mesela senin gözünde böyle geçmişe dair canlanan böyle. Yani çocukluğundan beri mi yoksa? Çocukluğundan beri yani bütün o eski senin o köy şeyin deyince, memleketini hayal ettiğin zaman, köyünü hayal ettiğin zaman aklına ilk gelen şeyler nedir yani? İlk gelen ailemizin oradaki yapısı, oradaki mesela hayatımız, yaşantımız. İşte yaşantımızın içinde de işte geçen olaylar bizim devamlı aklımıza göre unutamadığımız. Büyüdük sırada şartlar değişiyor. Ondan sonra da işte gençlik, delikanlık. Mesela geçmişe dönseydin o zamanlarda böyle değiştirmek isteyeceğin şeyler var mıydı? Mesela şunu yapardım ya da bunu yapardım diyeceğin. Geçmişe dönüp öyle bir şey olsa daha şartlar, yani şimdiki bu şarta göre o zaman da tabii şartları değiştirmek isterdim ben. Yani. Daha kolay şartlar mesela çok. Mesela annem mesela dedi ki, vermedi ilk dedi annem aklıma. Ondan sonra o dedi, annemin dedi arkadaşları falan aklıma geliyor dedi, isimlerini saydı. Onlar dedi işte beraber oturuyorlardı falan dedi. Mesela ilk annemi şimdi köy deyince aklına onlar geliyormuş. Gene evet. Sen de benzer bir cevap verdin aslında. İlk dedin oradaki ailem aklıma geliyor dedi. Doğru mu yani? O şekilde mi sen? Evet, aynen. Gençliğim daha iyi yaşardım dedim. Evet. Birbirinizle mi evlendirdiniz? Vallahi ben dünya yeniden kurulsa tekrar yani halamın kızıyla evlenirdim. O benim her şeyim. Ekmeğim, suyum o benim. Nefesim. Doğru mu anne? Sen bana demiyor mu? Issız adaya hadi babam gelmek istemezse diyor. Ben de gelmem. Benim gittiğim her yere gelir dedim.
Babamı niye yanına çekiyorsun da hadi sen düşmüşsün. İşte, ben buzsuz hayat düşünemiyorum ben hiç. Bir insanın en zevk aldığı şey ne? Hayat yolda can yoldaşı. Şöyle bir soru sorayım. Mesela şimdi simit yapıyorsunuz. İşte yıllardır sonuçta bu meslekle uğraşıyorsunuz. Peki mesela siz kendinize simidi seviyor musunuz mesela? Simit yemeği seviyor musunuz? Şimdi severiz, sevmesek, bir mesleğimi sevmesek tat yapmaz. İş olarak seviyorum. Biz onu iş olarak da seviyoruz. Normal olarak sevmiyorum ben de. Simit mi? Evet. Seviyorum. Ya işte yasak. Yani annem bazı şartlardan dolayı yani onun da yasak vardı. Ben seviyorum yani. Peki oldu ki yarın bir gün mesela fırını kapattınız diyelim. O zaman ne yapacaksınız? Mesela başka yerden gidip simit yer misiniz? Zor. Ben kolay kolay. Zor bir yere yani. Daha sosa pek... olur giderim. Zorunlu yerim başka. Hani bazen Eskişehir'e falan gittiğimizde aç kalıp bir simit alıp yiyoruz. Yani ona müsait zamanım olsa hani şartlarım onu götürürse kendim bir hani normal bir yer alsam, ev alsam bir ufak bir fırın yaparım. Böyle bir şeyleri de baklavasından dur. Hani haşhaş. Buna benzer simitle kendim yapmaya çalışırım. Size bir soru daha sorayım. Tamam mı? Diyelim ki şu anda zengin oldu. Yapacağınız ilk üç şey ne olurdu? Vallahi şimdi zenginlik derken hani zenginlikte pek gözüm yok. Ben hani mutluluğu düşünüyorum baştan. Diyelim ki milli piyango olur, bir şey olur. Yani zengin mi? Vallahi ben şimdi değişik fikir olur da ben bütün tarihi yerleri gezmek isterdim. Türkiye'yi mi, dünyayı mı? Baştan Türkiye'deki en başlardım, en yakınımdan başlardım. Bütün tarihi görmediğim her yeri görmek isterdim. Ondan sonra da yabancı yerlerdeki yerleri görmek isterdim. Ben çok varma harcadım. Varma yoğun çok varma harcadım. Ben başka bir yerden zevk almam. Ne yapacaksın anne çocuğu da? Çocuklarım benim. Kendin mi mesela? Kendim hayatımdan memnunum. Çocuklarım iyiyse... Çocuklara pay mı edeceksin? Çocuklarıma ederim. Onlara iyi bir hayat sağlarım. Değil mi Boran'ım? Boran'ıma veririm. Başka var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok, başka ne var ya? Vermek istediğiniz bir mesaj. Gün güzel yok. Bir gün geçti. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sayende yerden çıktık. Temiz hava. Tabiat teşekkür çok güzel yani. Yeşillik çok güzel. Peygamber Efendimiz bile demiş, son nefesinizde fidan dikin demiş. Dikilen fidanlar o meyvesini veriyor. Bak biz de bugün geldik burada piknik yapıyoruz. Hem bölgesinde hem temiz hava. Bunun için çok çok memnunuz yani. Her yer yeşil olsa bizim için daha güzel olur. Ormanlarımızı yakmayalım, koruyalım. Koruduk sırada bize faydası olur. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin de kesenize bereket. Bunu yine arada bir böyle aktivite yapalım. Afiyet olsun. Değişiklik oluyor, güzel oluyor. Çocuklarım da yanımda olsaydı daha mutlu olacaktım. Olsun, hep beraber yine yaparız denk geldim. Ah kuzularım. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün güzel bir gün geçirdim ailemle birlikte. Güzel bir piknik yaptık. Pazar gününü verimli güzel bir şekilde değerlendirdik. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Biz eğlendik. Bizim için güzel geçti. Farklı videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.